Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere ChatGPT veya ChatGPT ile bazı konularda nasıl destek alacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bu SQL olabilir, SQL Server olabilir, C# olabilir, Excel VBA olabilir. Hangi dil olursa olsun bütün dilleri biliyor arkadaşlar. Mesela şöyle yazalım. Selam diyelim. Hangi programlama dillerini biliyorsun diyelim. Bakalım ne biliyor. Bence ChatGPT işte bildiğim diller bunlar diyor. Python, Java, JavaScript, C++, C#, PHP, Ruby, Swift, Go, Rust, TypeScript, MATLAB, R, Shell ve benzeri. Her şeyi biliyor arkadaşlar. Dolayısıyla her konuda soru sorabilirsiniz. Hemen bir Excel'de bir örnek yapalım. Yani mantığını anladıktan sonra her konuda ondan destek alabilirsiniz. Örneğin şöyle bir formumuz olsun. Bu formun üzerine bir liste çiziyorum. Ve buraya bir buton aldım. Buton üzerine de rastgele sayı dedim. Rastgele sayı. Sayı üret. Şimdi ben buna tıkladığım zaman şu listenin içerisinde rastgele sayı yazmasını istiyorum. Ona şöyle hani konuşuyor gibi Excel VBA'da bir adet user formum var. Formun üzerine bir adet list box yerleştirdim. List Box'ın ismini ne isim olarak ne verdik? Name'i listbox 1 olarak ayarladım diyelim. 1 olarak belirttim. Listbox 1'in içine 1 ile 100 arasında rastgele sayı yazdırmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin? Enter'a basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kodumuzu yazıyor arkadaşlar. Açıklama da yapıyor. Açıklamaya gerek yok. Tamam. Şu kodu kopyalıyoruz ve geliyoruz. Hemen şu formun içine giriyorum. Buradaki boş bir alana. Şurayı sileyim. Boş bir alana yapıştırıyorum. Bak bana rastgele sayı üret diye bir prosedür yazmış. Ben bunu nasıl nereden çağıracağım? Şu sayı üret butonu içine girip burada çağıracağım. Hemen çalıştıralım. Rastgele sayı üret diyorum. Gördüğünüz gibi 1 ile 100 arasında rastgele sayılar üretti. Hatta şöyle diyebiliriz. Rastgele işte 30 tane sayı üret diyelim. Yani istediğiniz gibi hatta bunları bir de küçükten büyüğe doğru sıralasın isteyelim. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum diyelim. Enter'a bastık. Hemen kodu tekrar yazdı gördüğünüz gibi. Gerçekten yazılım yavaş yavaş elden gidiyor da diyebiliriz arkadaşlar. Tamam, hemen kodumuzu kopyalıyoruz. Geliyorum. Şuradaki prosedürümü siliyorum. Onun baştan bana yazdıklarını alıyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Tekrar tıkla diyorum. Prosedürümüzün adı nedir? Şunu kopyalıyorum. Şunu yapıştırıyorum. Yani prosedürün adı değişmiş arkadaşlar. Nereye yapıştırdım ben ya? Şuraya yapıştır. Biraz karıştı, bir geri alayım. Hepsini siliyorum arkadaşlar. Bir daha yapıştırıyorum.
Tamam. Hepsini yapıştırdım. Şimdi benim istediğim şu. Bunu kopyalıyorum ve gelip bu butonun içine prosedürü yapıştırıyorum. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sayıları üretti ve büyükten küçüğe doğru da sıraladı. 82, 78, 77, 71, 70 böyle en son 2. Bir daha tıklıyorsunuz. Bir daha gördüğünüz gibi her seferinde rastgele sayıları üretip küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kodlarımızı yazmış olduk. Başka ne yapabiliriz? Mesela diyebilirsiniz ki en küçük olanın altını çizsin. Ya da nasıl diyelim? En büyük olanı kırmızı renkle yazdırsın. En büyük olanı kırmızı renkle göstersin. Bakalım bunu yaparsa vallahi dehşet olur. Bakalım. Tamam. Hemen bu kodu kopyalıyorum. Geliyorum. Buradakilerin hepsini sileyim yine baştan. Tekrar bunu yapıştırıyorum. Ve bana yaz, prosedürüm bu. Bu prosedürü kopyalıyorum. Geliyorum şu butonun içine girip Ctrl V ile yapıştırıyorum buraya ve çalıştırıyorum. Rastgele sayı üret. Hata verdi. En büyük for color. Mesela şöyle bir hata aldınız arkadaşlar. Bunu ben kopyalıyorum şu satırı. Tamam mı? Ve geliyorum örnek olarak hani hiç bilmiyorsunuz gibi düşünelim. Mesela burada diyeceksiniz ki bu satırda hata aldım. Hata aldım. Enter'a basıyoruz. Şimdi herhalde özür diliyor. Özür dilerim dedi gördüğünüz gibi. Bir daha yazmaya başladı. Tamam. Kopyalıyorum. Burayı durduruyorum. Yine şu yazdıklarımızı hepsi baştan yapıyormuşuz gibi düşünelim. Yapıştırıyorum. Prosedürümü kopyalıyorum. Geliyorum butonun içine girip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Tekrar çalıştırdım. Ve tekrar hata verdi. Listbox 1.list. Burada bir hata veriyor. Buraya debug koyalım. Yani şey dur. Bak gördüğünüz gibi en büyüğünü işaretliyor bu sefer dikkat ederseniz. Renk veremiyor arkadaşlar. Yani listbox'ta öyle bir ama en büyüğünü bize gösteriyor gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi formül üzerine adı soyadını yazalım ve bunu sayfaya kaydetmesini isteyelim. Hemen şöyle yapalım. Bizim şey nerede? Ha, toolbox'ımız burada. Buraya adı ve buraya bir text box. Bunun kopyasını alıyorum yan tarafa. Buna diyorum soyadı. Pardon. Soyadı. Şimdi buna txt'de ad diyelim. Txt'de ad. Burada txt'de soyad diyelim. Txt'de soy ad. Buraya yine bir buton alıyorum. Ve butona da kaydet diyorum. Şimdi ChatGPT'ye anlatalım. diyelim ki formun üzerine txt'de ad ve txt'de soyad isimli iki adet text yerleştirdim. Kaydet butonuna tıkladığım zaman sayfa 1 isimli sayfaya sayfanın sayfaya
Txt at, txt at A bir hücresine txt soyad ve bir hücresine kaydetsin. Eğer A1 ve B1 hücrelerinde veri var ise o verileri en AB sütunundaki boş alana taşısın. Veriler üst üste yazılmasın. Enter'a basalım. Bir şeyler anlatmaya çalıştım ona. Bakalım ne yazdı. Gördüğünüz gibi kodlarımı yazdı. Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar görüyorsunuz inanılmaz bir şey. Hemen kaydetin içine giriyorum. Ctrl V ile yazdıklarını yapıştırıyorum. Şu end sub'ları sileyim çünkü orada da end sub vardı. Şu end sub ile şuradaki şunu siliyorum arkadaşlar. Zaten butonumda private sub var zaten gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştırıyorum. Adı Ahmet, soyadı Demir. Kaydete basıyorum. Nereye kaydetti? Tamam. Kaydetmiştir arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü üstte kaldı. Bakın Ahmet Demir'i kaydetti gördüğünüz gibi. Bu sefer çalıştırayım tekrar. Mehmet Aslan kaydet. Bakın Ahmet Demir'in altına kaydetti. Kemal Çelik kaydet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz şekilde destek oluyor. Bu dersimiz de bu kadar. Her konuda destek alabilirsiniz. Bakın mesela ben örnek olarak bir SQL Server açayım. Mesela ben işte select yıldız from operasyonlar diyeyim. Benim operasyonlarımı böyle listeledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben ona diyeyim ki benim seri DB diye bir veri tabanım var. Operasyonlar diye bir tablom var. Ben burada ID'si işte 5 olan kaydı listelemek istiyorum. Aynen onu söylüyorum. Selam tekrar. SQL Server'da seri teknik DB isimli bir veri tabanım var ve operasyons isimli bir tablom var. ID'si 5 olan kaydı listelemek istiyorum. Hemen bir çalıştıralım bakalım. Çalıştırdım. Bakın select yıldız from seri teknik db debo nokta operasyons ver id'dir 5. Bakın komutu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Yapıştır diyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu noktayı virgülü sileyim. Yani aslında şuna gerek yok sadece. Zaten o şeyin içindeyiz. Pardon. Her şeyi doğru yazmış. Sadece operasyonu ben arada yanlış isim verdim. Operasyon. Aynen kendisi doğru yazmış. Sadece veri tablomun adını. Bakın gördüğünüz gibi ilk kayıt, yani ID'si 5 olan kaydımı listeledi. Bu konuda da bana yardımcı oldu. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Nasıl kullanacağınızla ilgili elimden geldiği kadar basit anlatmaya çalıştım. Siz de normal biriyle konuşuyormuş gibi derdinizi anlatıyorsunuz. Kendisi ise gerçekten yazıyor ve
şunu da söyleyeyim. Yazılımcıların son demleri diyebilirim. Maalesef ChatGPT bu mesleği de yakında elimizden alacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz tekrar. Görüşmek dileğiyle.